Şimdi siyasetten derken bir de dem vurayım. Hı. Çünkü benim uzmanlık alanım bazıları eleştiriyor. Hani CTK'ya ve GİMİS'e çok eleştiriyorsun diye ama. Şimdi tüm muhalefet partilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve İktidar Partisi'ne de sesleniyorum. Kimisi taziye ziyaretinde bulundular. Hı. İşte burayı lütfen anlaşılır bir şekilde anlatacağım, herkes anlasın. GİMİS Amasra Gürize faciasında suçlu. Neden suçlu? Denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği için. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yılmaz'a da selamlarımızı yolluyorum. Doğrusuna doğru dedik, Hı. yanlışını eleştirdik. KİT komisyonundaki uyarısını Zonguldak basınına paylaşmadığı konusunda eleştirdik. Evet, geçen Ben de hafta ağır bir yazıda söylemiştiniz. yazmıştım. Ama yaptığı güzel şeyler de var. 3 tane 2019, 2020, 2021 Sayıştay raporları Amasra'yı yazmış. Sorunları gündeme getirmiş. İş kurulu güvenlik toplantıları vardır. Hı Yani hı. iş sağlığı ve iş güvenlik kurul toplantıları Hı. her ay her mecliste yapılır. Arkadaş 3 senedir Sayıştay raporlarında var. Bu sorunlar bu toplantılarda gündeme geldi mi? Takip ettiniz mi? Etmeniz gerekiyor. Ya da o Zorundasınız. dönem okudunuz, orada bıraktınız Heh. mı? Ama öyle bir hale geldik ki bunu sendikacılar yapabilecek yürekleri var mı? Yok. İşlerine gelir mi? Gelmez diye. Onlar seçim yine polis ifadelerinde kurumun yöneticileri işçiye ile sendika seçim çalışmalarına katılıyor. Hı. Şimdi böyle bir manzarada sendikacı hakkını, hukukunu arayabilir mi? Arayamaz. Aramaz. Allah göstermesin. Madenci ölmüş, yaralanmış, hastalanmış. Bakar mı bakmaz. Şimdi buradan GİMİS'e taziyeye giden hepsine söylüyorum. Dünyada veya Türkiye'de bir cinayet işlendiğinde veya bir suç işlendiğinde suçluya cinayeti işleyen katil deyin ne derseniz deyin. Ergün Atalay da ne dedi? Bu bir cinayettir dedi. Evet. Tamam mı? Zaten Arşivde o konuşması da geçti. şimdi kim gitmişse ya suçluya taziye ziyaretine mi gidilir? Yoksa 42 tane maden şehidi var. O ailelere mi taziye gidilir? Burada GİMİS'in genel merkezi yöneticileri 5 tane ya şehit ailelerini ziyaret etmedi ya. Ziyaret Bu çok etmedi. büyük ayıptı. Ya sendika tarihinde de Ya böyle bir bir şey yere olmamıştır. hepsini bak hepsine gidemeyebilirsin Hiç ama olmamıştır. tutarsın bir yer. Ya göstermelik bir tanesine Hepsini gidersin. Bir davet iki edersin. aynen öyle. Acınızı paylaşıyoruz. Şudur budur ne diyecekseniz dersiniz. Haklarınız şu konuda şöyle şöyle avukatlarımız, hukukçularımız sizlerle beraber olacak. Bir derdiniz olduğunda bize şuradan ulaşın. Olabilir aksaklıklar lütfen bize ulaşın. Diyen var mı? Yok. Yanlarına giden var mı? Yok. Şimdi kim gidiyor? Siyasi partiler nereye? Gimse taziyeye resim çektir sosyal medyada. Hı. Bu mu ya? Ya işte hani bazen sesimi yükseltiyorum ama kabullenemiyorum ya. Ya kimi suçlu be kardeşim suçlu. Suçluya ben taziye ziyaretine gidiyorum ya. Neden? Adı Gimis. Oraya gideyim, resim çektireyim, sosyal medyada paylaşayım, Zonguldak Beni gitmedi basınında demesinler. gündemde geleyim. Ya bu işte milletvekilliği ve siyasetçiler bu kadar ayaklara düştüler ya. Gerçeklerle yüzleşin ya. Türbün oynamayı bırakın ya. Gimis suçlu mu? Suçlu kardeşim. Suçlu. Net. Hı. Net. Bunu ne diyor? Cinayettir diyor. Sonra ne diyor Ergün Atalay? Dünyada en iyi yasa diyor. Bizde diyor. İş sağlığı, iş güvenliği. Toplantıları. Ben buradan söyleyeyim. GİMİS'in genel başkanı Hakan Yeşil, 2 numarası, kriptosu İsa Mutlu. Ya bu insanları siz zehirlediniz kardeşim. Siz öldürdünüz. Ya bak ağır konuşuyorum. Siz görevinizi yapmış olsaydınız bunlar olmazdı. Bu kader değil. Bak cinayet dendi. GİMİS suç duyurusunda bulunabildi mi TTK'ya? Hayır. Bulunamadı. Neden? Neden ya? GİMİS mağdur değil mi? Üyesini kaybetmiş. Gelirini kaybetmiş. Üyesini Normalde şehit ortalığı olmuş. ayağa kaldırması lazım Var mı GİMİS'in. ses seda? Yok. Nedendi? İsa Mutlu Efendi, beyefendi savaşta olur böyle şeyler. Biz Amasra'da kimden savaşıyoruz? Orada Sayıştay raporlarında -300 kodunu söylüyoruz zaten. Dünya kadar 3 yıldır. Niye konuşamadılar? Buraya geliyorsunuz, olağanüstü senaryolar yazarak kendi gelecekleri için seçime getiriyorlar. Yöneticilerden destek alıyorlar. Pat. Şimdi bu insanlar bu koltuklarda oturup sendikacılık yaparsa İşçi zehirlenmiş, ölmüş. Bu insanları ilgilendiriyorsa ben ismimi değiştireceğim ya. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Bu yöneticiler o koltukların imkanlarını kullanmak uğruna, kurumun yöneticilerin desteğini almak uğruna hiçbir şey yapmıyorlar. Yapamazlardı. Kimse işçi aldılar şubelerine. Kimleri aldılar biliyor musun? Sendikacılar dinleyin. Kurumun yöneticilerin referans olduğu akrabalarının eşini dostunu sendikanın genel merkezinde şubeleri de aldılar.
Buradan onu bir selam. Onu yaşadık yani. Yaşadık. Hepsi orada resmi evraklarda var. TUMOP'un başkanı sevgili Çağlar Başkan'la sohbet ediyorum. Şimdi belgeleri var burada. Burada belgelerinde. Sonunda kalkıp görsün. Ezbere de konuşmuyoruz. Sendikacının sattığı ürünle sen işçiyi zehirliyorsun. Peki bu kimyasal iş sağlığını ilgilendiren. Hı-hı. İş güvenliği ve iş sağlığı kurul toplantısında gündeme gelmesi gereken bir olay. Hı-hı. Hiç geldi mi bir tane evrak göstersinler ya. Bütün şubelerde her ay düzenlenen toplantılarda, kurul toplantılarını gerek kurumdan, kurumdan gelmemişse sendika temsilcisinden gündem dışı söz olarak geldi mi? Hı-hı. Gelmedi. Gelebilir mi? Gelemez. Bak buradan ekrandan göstereceğim. Lime lime bakın sevgili seyirciler bunu şuradan paylaşacağım. Aynen. Sendikacının çalıştığı firmanın 2015 yılından 2022 yılına kadar ambargo koyduğu kimyasal madde. Ve buradan bir tane daha paylaşacağım. Bu da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yönetmediği. Burada da çalışan firmanın, satan firmanın verdiği belge benim ürünüm %100 zehirlidir, %100 kanserojendir dediği belge. Evet. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yönetmeliğine rağmen ne kurum yöneticileri bunu uyguladı ne de aldı. Bir tane daha açıklayacağım. 2020 yılına kadar sattıkları ürünün metreküpünü 72 dolardan, siyasetçiler iyi dinleyin, 72 eurodan satıyordu bu firma. Tarih? 2020 yılına kadar. 2020 yılına 2015 kadar. Yılından beri. İkinci firma ihaleye giriyor ve ikinci ve üçüncü firma adrese teslim ihale sistemi devreye giriyor. İhale erteleniyor. Onun da belgesini buradan sizlerle, kamuoyuyla paylaşayım siyasetçilerle. 15 günde teslim edilmesi gereken ürün şartnamede yazarken ertelenen ihalede dönüyor 3 güne. Çünkü bu hazırlık süreci var. Sonra yıllardır 72 euroya satan firma bir anda fiyatı 36 euroya düşürüyor. Başka firmalarda ihale giriyor diye. Evet. Ve bunu satan sendikanın burada belgesini de paylaşayım sevgili bizi izleyen seyircilerle. Boş mu konuşuyoruz, dolu mu konuşuyoruz? Sendikacılar arayabilir. Burada da belgesi var. Bu firmayı sat, bu firmanın ürününü satan Genel Maden İş Sendikası Armutçuk Şube Denetleme Kurulu üyesi satıyor bunu. Emekli olduktan sonra firmaya başlıyor. Adrese teslimler. Hala sendika şey devam, görev devam ediyor. İki ay önce bitti sendika görevi. Ama yeğenini o da genel merkeze işe koydu yeğenini. Bakın her yıl ihale yapılmış. Her yıl 3 kere mal artırımına gidilmiş. Her yıl. Burada belgelerle konuşuyorum ya. Resmi belge. Kimyasal burada. Ürünlerde mal artırımına gidilmiş. Evet. Milyonlarca eurodan yani bahsediyoruz. Yani bunu satan firma bile %100 kanserojen madde dediği sevgili ürünlerin miktarı da artırılmış ya. Yani. Şimdi bak hepsinin aynen. Belgesi burada. Bayağı. Yasa burada. Sattığı malın %100 kanserojen dediği belgesi burada. Sendikacılara Hakan Yeşil'e dedim ki siz dedim bunu satan bunu Hakan Yeşil Bey'le görüştünüz değil mi? Bak Hakan Yeşil'e dedim ki bunu satan dedim sevgili İsmail Başkan özellikle takip edersin. Bunu satan dedim tanıyor musun? Tanıyorum emekli bir arkadaş dedi. Sonra ben ona bir daha yazdım. Sizin sendikacınız dedim. Evet biliyorum dedi. Bakın şimdi ya ve işçi şehit oldu öyle mi? Ya siz öldürttünüz ya. Şimdi bunlar meslek hastalığına da girer. Nedir? İş güvenliği ve sağlığı kurul toplantılarında aylık olması gereken, gündeme gelmesi gereken konular. Bir tanesi çıksın desin ki biz bu konuyu gündeme getirdik. Bir tanesi çıksın desin ki Amasra'daki olayda biz bunları yazdık. Diyebilirler mi? Diyemez. Ne diyor şey? Ergün Atalay cinayettir diyor. Ne diyor Ergün Atalay? Sevgili başkanlar, İsmail Başkan ve siyasetçiler izliyorsa. Çok CHP'li var. Evet. İşte bunları işte bizleri izlemeleri bu yüzden önemli. Ne diyor? Ergün Atalay Türk İş Başkanı ne diyor? Zonguldak ve madencileri seviyor. Destekliyor diyor. Peki o zaman Ergün Atalay ve Ergün Atalay'a destek veren burada söylemeyecektim ama Zonguldak'tan bir siyasetçi eleştirdi Ergün Atalay'ı. Eleştirsel bir yazı yazdı. Ankara'da kıyametler koptu. Kıyametler koptu. Söz verdiğim için detayı açıklayamıyorum. Ne diyordu? Böyle böyle Zonguldak ve madencileri sever. Hı hı. Onların her zaman yanında Fahri Hemşerimiz. Fahri Hemşerimiz ne yapmış o zaman? Zonguldak ve madencileri bu kadar mı seviyor? Samimiyet görmüyorsunuz. Ya ne samimiyet ya? Bizim aklımıza dalga mı geçiyorlar ya? 2019, 2020, 2021 Sayıştay raporları varken Türk İş Başkanı Gimis'e sormuş mu? Beyler ne oluyor, ne gidiyor? Bir derdiniz, bir sıkıntınız var mı?
Bu raporlar var, baktınız mı? Sayısal raporlarını kontrol ediyor musunuz? Sonra Türkiye'de dünyayı bırakın. Zorunlu sigortalar var değil mi? Evet. Trafik sigortası, deprem sigortası, yangın sigortası vesaire. Bir de ne var? Türbini oynuyorlar diyorum ya, AK Partiler gelsin de hodri meydan yapalım onlarla. Soma Ermenek maden kazaları sonrası çıkan bir yasayla beraber madenlerde perdi kaza. Evet. Devlet asgari ücrete %54 zam yaptı ya. Evet. Zam yaptı. Peki her şekilde trafik sigortalarına da zam yaptı. Peki 2014 yılında yürürlüğe girip 2015'te hayata başlayan madenlerdeki perdi kaza sigortası neden hala daha 749 lira prim, neden hala daha 150 bin lira ölüm tazminatı? Hiç artmadı mı? Hiç artmadı. Her yıl düzenli olarak artsaydı madencilikte bak madencilik çip asgari ücret sisteminden gittiği için evet. Bugün ortalama trafik kazasında Allah göstermesin kaza olduğunda ölüm tazminatı 1 milyon lira. Bir taraftan sigortacılara baktığınızda madenlerde çip asgari ücret baz alındığı için 2 milyon lira olması gerekir diyorlar. Evet. Normal artsaydı. 1,5 milyon diyelim ya. Hani Türk İş'in başkanı Ergün Atalay Zonguldak'ı madencileri seviyordu. Her zaman yanındaydı. Fahri Hemşeri'ydi. Böyle Fahri Hemşeri'nin gözüküyor. Bakın burada belgeler var, çıksınlar. Bunu Gimis'in genel başkanına 3 kere söyledim. Abi dedi, çok iyi bir yerden yakalamışsınız. Biz de bilmiyorduk. Bilseler de iktidara diyebilirler mi? Şimdi işçiyi zehirleyen bunlar, ölümüne zemin hazırlayan bunlar, madenciyi zerre kadar düşünmeyen bunlar, varıyor o imkanlar. Ve bu insanlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları bunları gidip taziye ziyareti ediyor. Ondan sonra vatandaşa bir çıkıp baksınlar. Vatandaş niye güvenmiyor? Evet. Sahtelikler, bu sorunları çözsünler. Çıksın desinler ki işte muhalefet partileri desin ki asgari ücrete %54 zam yapan iktidar kimin parasını verdin? Şimdiki işsizlik ne olacak? Ne kadar artacak? Neden yıllardır 1000 lira olan emeklinin ikramiyesini sadece %10'la 1100 lira yaptınız? Bir kereye mahsus yaptınız. Bir kere oldu. Neden emeklide aynı imkanları kullanmıyorsunuz aynı zam oranını? Neden 3500 lira emekli maaşı alanla 12 bin lira maaş alanı dengelemiyorsunuz? Bu insanlar özel sektörü kendileri mi tercih etti? Şartlar mı? Oraya girmek için de neler vaat etmişlerdir? Ne kadar çalışmışlardır? Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu sorunlar mecliste konuşulmuyor. Gündeme gelmiyor. İl ilçe teşkilatları bunları gündeme getiremiyor. İktidarı yoramıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? Ne demişti? Öğrenciler için burslar şeylerle ilgili. Yaptık dediler ama yapmamışlar. Yine öğrencilerden geliyor. İşte borçlar haciz dersinecek diye. KYK'larla ilgili. Evet. Sonra ne dedi? EYT'lerle ilgili. Biz dedik. Ya çözülen sorun bile nasıl çözüldü? Ne kadar yansıyacak? Ne bir 3600? Ya bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Ki ben siyasetçilerden artık umudumu kesen bir insan olarak. Sendikacılar ne diyoruz? Hayatın içinde olması gerekenler değil mi? Evet. Ama sendika bak asli görevini yapmıyor ki. Ne yapıyor? Size buradan bir daha eleştiriyorum Gimis'in yöneticilerini. Ya siz arabalarınıza 67 plakayı takamadınız ya. Zonguldak'tan utandınız. Siz Zonguldak Genel Maden İş Sendikalarından logosundan Zonguldak'a çıkardınız. Niye? Ankara'ya gidip farklı yerlerden de üye çalışması yapacağız. Ya 700 tane üyenizi Balıkesir'de kaybettiniz. Bura tel tel dökülüyor. Tel tel dökülüyor. Sizin ne başarı hikayeniz vardı? Genel merkezin arası Ankara'ya taşıyacaksınız. İnsanı derler ya. Şemsi Denizler'in resmini çıkartmaları gerekiyor. Mekanın cennet olsun. Ben bazen söylüyorum yani eski sendikacıların, rahmeti erenlerin kemikleri sızıyordur. Mezarlarına dönüyorlardır. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunu muhalefet konuşamıyor. He, sendikanın işine gelir ha. Kimsenin yanına gitmemesi. Niye? Onlar istediği gibi her şeyi getirirler. Ya sendika seçimlerine polis bir şey, sendikacı müdahale ediyor. O seçimlerin yenilenmesi gerekir. Evet. Ama yenilemezler işlerine gelmez. Ama Armıçık'ta İsa Mutlu'nun önünü açmak için olağanüstü senaryo yazıyorlar. Devam ettireceğim. Yani sesim yükseliyor ama bizim aklımıza dalga geçiyor. Gayet güzel gidiyorsun abi. Seni kesmek bile istemiyorum sen konuşurken. Bu arada değerli dostlar bizi Facebook ortamında Zonguldak Post, Zonguldak'ın nabzında izleyenler kadar YouTube kanallarımızda da izleyenler var. Oradan da yorumlar geliyor. Senin az önce söylediğin sözlere sevgili Efkan Karasen. Çok özür dilerim sevgili var. Altan. Evet. Sevgili Önder Turan. Sevgili çok değerli dostum tartıştığımız konular da oldu. Evet. Özellikle madenlerle ilgili ferdi kaza sigortaları ile ilgili lütfen Zonguldak halkını aydınlatma adına
bizi de bizim aracılığımızda Zonguldak'ta aydınlatmadılar. İnşallah. Madenlerdeki perdi kaza sigortaları ile ilgili biraz bizlerle bir şey paylaşırsan telefonla da çok sevinirim. Telefonla da telefonu beni da direkt arayıp yayına da canlı olarak bağlayabiliriz. Evet, bu arada Facebook'tan da gelen mesajlar var demiştim ya. Evet. Sevgili Efkan Karaslan az önce senin söylediğin söze katkıda bulunuyor. Yeni yılda kamuda işsiz kaldık diyor mesela. Onu paylaşmak isterim. Yine hem TTK Arbuçuk'ta hem TTK Üzülmez'de kayıp dinamitler var. Nereye gitti bu dinamitler hatırlatmasını yapıyor İsmail Başkan. Ben Zonguldak'ta gündeme getirdim bunu. Sevgili Altan, ulusal basında 2015'te yer aldı. Yer aldı. Zonguldak ve Ereğli'de maalesef ki gündeme bile gelmedi. Evet. Sonra güzel tarafı ben Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Alay Komutanımıza, Cumhuriyet Başsavcılarımıza, onların bu konuda hassas olduklarını biliyorum. Davayı açtılar. Davada şey yazıyordu. Ben dosyaya baktım. 3 tane güvenlik görevlisinin ifadesi alınmış. Güvenlik görevlileri. Biri Zonguldaklı, biri ordulu, biri Şırnaklı. Daimi arama kararı var. 7 yıldır yaprak kımıldamamış. 7 koskoca yıl. Sonra 308 kişi madenci. 7 sene önce doğmuş bir çocuk yine okula burada, gidiyor. Bak yine burada sağlık rapor skandalları ile ilgili belgeler var hepsi. Görebiliyor herkesler, tamam mı? Anlaşmayı imzalayan 308 kişi yargılanıyor. 17 kişinin, yani bir kişinin en fazla olan 17 kişi tane rapor var. Ama 40'ın üzerinde sahte şey raporu olan, sahte demeyelim, raporu olan yöneticilerin ismi listede yok ya. Ama ses kayıtlarında var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Benim yani az önce sen gerçi söylediğin içerikleri kadar kusura baksınlar diye de. Ben kusura bakmak bizim için alışkanlık olmuş. Bakabilirler kusura. Baksınlar kusura. Bir hafta önceki sohbetimizde de sen öyle detaylı bilgiler verdin ki ben geçtiğimiz pazartesiden bugüne kadar hep şunu bekledim. Ya birileri arar sendika yönetiminden, şubelerin yönetiminden. Şu geçen hafta ortaya koyduğun iddialara kıyısından olsun ya. Ya Murat Altay şu ifadesi gerçeği yansıtmıyor desin diye vallahi bekledim. Ben ortalığı ayağa kaldırdım. Ben dava açın diyorum. Çıkın dava açmayı bırakın. Yalanlayın kardeşim. Yalanlayın beni. Yalanlayın. Evet. Ben burada Zonguldak'ın yerel siyasetçilerine de atıfta bulunacağım. Evet. Bu kadar iddia varken, bak iddia değil aslında belgeli. Direkt konuşuyorum. Evet. Ya bir tanesine ziyarete gittiniz. Kimisi arayın sorun. Deyin ya böyle böyle var. Nedir ya bu işin karşısında? Bir sorun bakalım ya. Şimdi nereye geliyoruz biliyor musun? Az önce seçim ekonomisi dedim ya. Hı hı. Muhalefetin de oy kaybetme korkusu. Niye? Şimdi o insanlar kimisinin yöneticileri işçi ederler ki bak bunlar böyle yapıyor oy vermeyin. Hı hı. İşte pazarcı geçen hafta burada pazarı gezdim. Buradaki pazar fiyatlarıyla Zonguldak yarı yarıya fiyat farkı var. Muhalefete diyorum ya bu ya biz onlara o topa girersek pazarcıların oyunu alamayız. Ya yani nereye geliyoruz ya? Aynen öyle. İşte seçim ekonomisi oy kaygısı bizim yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve hayat şartlarının zorluğu, adaletleri ne dersen de genel hatırlı iktidar kadar muhalefetle suçlu. Ya özür dilerim şöyle. Aslında çok özür dilerim. Şuna da bir parantezle bir ilave katkı devam edelim. Ben dedim ki sevdiğim siyasetçiler var Zonguldak'ta. Ben geldim sana. Sayın Başkanım sendikada şu 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 oldu. Sendika suçlu. Böyle böyle. Bu konudaki yorumun ne? Hadi dedim sıkıysa de ki ya ben bu topa giremem. Aynısın dedim seni haberleştirim. Ben bu soruyu X partinin il başkanına, ilçe başkanına sordum. Ya biz onlarla karşı karşıya getirme. Hepsini de şifre edeceğime söz verdim. Bizi izleyenlere de şeref sözüm olsun. Zonguldak'ın önemli bütün konularında bütün muhalefetin il ilçe başkanlarını, milletvekillerini arayacağım. Hepsini birebir de ziyaret edeceğim. Konuşuyor gündemde şunlar var. Bunlar olmuş. Bu konudaki yorumunuz nedir? Her cevap vermediklerindeki bir şey veremeyecek. O zaman geleceğiz aynı buradan. Sevgili bizi izleyen Zonguldaklılar. Zonguldak'ta şöyle bir sorun varken biz şu partinin il başkanına, şu partinin ilçe başkanına bunları sorduk. Oy kaybetme korkusu yüzünden bu sorunu gündeme getirip kamuoyu oluşturamıyor, çözüme kavuşturamıyor. Siz de seçim zamanı üzerinize düşeni yapın diye bunu vatandaşla paylaşacağım. Söz verdim herkese.